Herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar Matematik'le beraber problem sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz Karaköy yayınlarından olacak. Soru bence güzel. Asude'nin 11 rakamdan oluşan kimlik numarasının ilk ve son rakamı 5'tir. Şimdi 11 adet rakam yapacağız ya. Şu 1 olsun, şu 2 olsun. Tamam, son olsun. 5. 5. O zaman tamam. Burası 5 olacak. Ve son rakam da 5 olacak. Asude'nin kimlik numarasının ilginç bir özelliği de yan yana bulunan herhangi 3 rakamın toplamının hep 12 olmasıdır. Yani ne demek bu? Mesela renk değiştirerek devam edeyim. Burayı toplayacağım, burayı toplayacağım, burayı toplayacağım. Bu üçünün toplamı hep 12'yi verecekmiş. Şimdi o zaman bundan sonraki şuraların toplamı ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor değil mi? Neden? Çünkü 3 tanesini topladığımız zaman 12 verecek. Burası 7 ise o zaman burası 7. O zaman şuradaki 3'ün toplamının da 12 olmasını istiyorum. Diyor ki herhangi diyor. Herhangi 3 rakamın toplamı hep 12'ymiş. O zaman burası ne olacak? 4. yer 5 olmaz mı? Olur. Bu bilinçle ilerleyecek olursak mesela nasıl olacak? Şimdi burasının 5 olduğunu biz öğrendik şu kısmı. Aynı şekilde buradaki düzeni buraya uyarlayacak olursak bundan sonraki burasından 5 olması gerekmez mi? Buradaki anlattıklarım tekrar videonun uzun olmaması için bu şekilde direkt 5'i aktardım. Yani nasıl olacak? Buraya mesela şöyle düşünelim, tamam mı? Vazgeçtim, anlatayım. Böyle düşünecek olursam. Şimdi burası 5. Şu an 5 olduğunu henüz bilmiyorum. Şöyle silelim hemen. Ama ben şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şu ifadenin 12 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda şuranın da 12 olduğunu biliyorum. O yüzden burası da tekrardan 5 ifadesini alacak. Şimdi tekrar aynı şekilde ilerlersek bu sefer anlatmayacağım. Burası da 5 olacak. Şimdi bize diyordu ki herhangi 12 olması gerekiyor herhangisinin. O zaman burası toplam 10 yaptı. O zaman burasının 2 olması gerekmez mi artık? Evet, 2 olması gerekir. Şuradan renk değiştirelim. Burası 2 oldu. O zaman şöyle nitelendirirsem ben artık. Şu şekilde çizecek olursam 5, 2, 7, toplamı 7. O zaman buraya da 5 gelmesi gerekiyor. Tekrar renk değiştireceğim. İyice gökkuşağı oldu. Şimdi şurayı değerlendireceğim. Burası zaten 12 yaptı değil mi? Bir de şurayı değerlendirelim. O zaman burası da 2 olacak. O zaman 5, 2, tekrar 5 olacak. Şurası. Tekrar devam ettiğimiz zaman da bu renk olmadı. Ne var elimizde? Siyahla devam edelim. Burasının da 12 olmasını istiyorum. O zaman burası 2 olacak. Aynı zamanda burasının da 12 olmasını istiyorum. Burası da 5 olacak. Yani burası karma karışık oldu. Şuraya tekrar yazayım. 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Toplam 11 tane var. Buna göre diyor ki kimlik numarasının ortanca rakamı kaçtır? 11'in ortanca rakamı. Mesela şuradan eşit gidelim. Kaç gittik? 5 birim gittik değil mi? Evet. Buradan 5 birim gidelim. Ve ortancamız bize 2 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Burası iyice karışık oldu ama umarım anlaşılır olmuştur. Farklı farklı renklerle anlatmaya çalıştım. Bu kadar da umarım beğenirsiniz.